Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar, geçen hafta kulların eylemlerinin, günahların Allah-u Teala tarafından, yani insanların bütün eylemlerinin Allah-u Teala tarafından yaratıldığı konusunu işledik. Kaza ve kader konusuna geldik. Zaten bu konu, ondan sonra daha önceki kulların eylemlerinin Allah-u Teala tarafından yaratıldığı konusu, yani halku ef'alil ibad başlığı, ennel me'asi mahlukatullahi teala başlığı, bunlar zaten bu kaza kader konuları hepsi aynı başlıklar. Ama bir gelenek, müellifin geçen konuda söylediği gibi gelenek oluştuğu için ayrı ayrı başlıklar altında ele alıyorlar. Yoksa zaten burada da kendisi de söyleyecek, bunlar hep aynı başlıklar diyecek. Bismillahirrahmanirrahim diyor ki müellif ve bi subuti kevni ef'alil halki mahlukaten lillahi teala mahlukatın fiillerinin Allah-u Teala tarafından yaratıldığının sabit olmasıyla beraber sebetel kada'u kaza, kada da sabit oldu. Kada nedir söyleyecek? İzil muradu min kavli ehlil hakki, ehlil hakkın şu sözünde murat, innel me'asi bi kadaillahi teala, günahlar Allah-u Teala'nın kazası iledir. Kazası ile meydana gelir. Sözünden murat, ey bi halki, Allah-u Teala'nın yaratması iladır. Yani kaza demek, demek ki Allah-u Teala'nın yaratması demektir. İzil kada yuzkeru, çünkü kaza zikredilir. Yani şöyle farklı kullanımları vardır, onu demek istiyor. İzil kada yüz kere zikredilir. Yani bir şekilde kullanılır ve yuradu bi, bununla murad edilir yani bazı durumlarda. El fi'lu yapmak. Bir eylemde bulunmak, meydana getirmek anlamı kastedilir. Kale Ebu Züeybin el-Hüzeli. Ebu Züeyb isimli şair şiirinde şöyle demiş. Ve aleyhima mesrudetani kadahuma davudu ev sana'ul seva bir olacak burası. Yanlış yazmışız. Sana'ul sevabiği tubba'u. Aleyhime, o ikisi üzerinde mesrudetan, iki tane zırh vardır. Yani her birinin üzerinde bir zırh vardır. Kadahuma, onları işte kaza etti. Yani fiil anlamında yaptığı. Davud'u Davud, yani Hazreti Davud. Ev ya da sana'ul sevabigi, sevabig da yine zırh anlamına geliyor. Zırh yapıcısı, yapan, tubba'u tubba'an. Tubba da Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen Yemenli hükümdar, kavmi tubba'an diye geçiyor. Diyor ki o ikisinin üzerinde Davud Aleyhisselam'ın, Hazreti Davud'un ya da zırh yapıcısı, muhkem zırh yapıcısı tubba'an yaptığı zırh, iki zırh vardır diyor. Ey, yani kadahuma ne demekmiş? Sana'ahuma, onları yaptı anlamında. Ve ahkeme sun'atahuma, ve onların yapılışını, meydana getirilişini muhkem, sağlam bir şekilde yaptı anlamında. Yani kada sadece yaptı anlamında değil, müellifin izahından anladığımız üzere güzel yaptı. Yani eşsiz yaptı, muhkem yaptı, sağlam yaptı anlamına da geliyormuş. Yani buradan da biz kaza ve kader derken, yani neyi kastediyoruz o zaman? Allah-u Teala'nın kazası demek, Allah-u Teala'nın yaratması demek. Yani dünyada ister insanların fiilleri olsun, isterse insan dışındaki işte doğal olaylar, hayvanların fiilleri vesaire olsun, bunların hepsi Allah-u Teala'nın yaratmasıyla meydana geliyor diyor müellif. Sımmel kada, sonra diyor ki kaza lafzı, lafz-ı müşterekün, lafz müşterek bir lafızdır. Yani eş anlamlı bir lafızdır. Yuzkeru zikredilir, yani bazı yerlerde zikredilir, kullanılır ve yuradu bihil emri, onunla emretmek anlamı kullanılır. Yani emretmek kastedilir. Kala Allah-u Teala, nitekim diyor Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ve kada rabbuke, senin Rabbin kaza etti, yani ella ta'budu illa iyyahu, sadece ona ibadet etmenizi kaza etti. Ne demek? Yani emre rabbuke, senin Rabbin bunu emretti. Ve yuzkeru, yine zikredilir, yani bazı yerlerde kullanılır. Ve yuradu bihil i'lamu, bununla
İ'lam yani bildirme, iletme anlamı kullanılır. Tebliğ etme, ulaştırma anlamı kullanılır. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ve kazayna biz kaza ettik ila beni İsrail'e fil kitapta yani Tevrat'ta kaza ettik. Ne ettik yani? Ey e'lemnahum onlara bildirdik. Yani onlara ulaştırdık, onlara haber verdik anlamında. Ve lehu me'anin uhar diyor. Kaza lafzının başka anlamları vardır. Gayra enne muradan ama diyor bizim muradımız min zikrihi onun zikrinden onun kullanımından muradımız mazekerna minel fi'li mazekerna zikrettiğimiz minel fi'li fiil burada bir min olacak onu yazmamışız minel fi'li mini beyani oluyor minel fi'li yani zikrettiğimiz fiil anlamıdır yani bir sürü anlamı olabilir emir olabilir işte i'lam anlamı olabilir biz diyor burada yapma sana'a, faale anlamını kastediyoruz diyor. Yani işte Allah kaza, Allah'ın kazası dediğimiz zaman Allah'ın yaratması. Allah'ın yapması, yaratmasını kastediyoruz diyor. Ve emmel kaderu fehuve ala veçeyni. Kader ise iki vecih, iki anlamdadır diyor. Ehaduma bir tanesi el haddu lezi yahrucu aleyhi şey'u birinci anlamı bir şeyin üzerine çıktığı sınır demek. Bir şeyin yani meydana geldiği, vuku bulduğu sınır demek. El haddullezi yahrucu aleyhi şey, bir şeyin üzerine var olduğu, meydana geldiği sınır demek. Ve huve ce'alu küllü şeyin ala ma aleyhi min hayrin ev şerrin min hasenin min husnin ev kubhin min hikmetin ev sefehin. Bu durumda kader diyor, ce'alu küllü şeyin her şeyi her bir şey yani kılmaktır. Ala mahu aleyhi üzerine olduğu şey. Yani ne üzerine ise, ne vasıftaysa, ne özellikte ise onu o şey onun üzerine kılmaktır. O şekilde kılmaktır. Bu burada mini beyaniye. Min hayrin iyilik, şerrin kötülük, min husnin güzellik, min kötü çirkinlik, ev hikmetin hikmet ve de sefe. Yani o şey haddi zatında neyse ala mahu aleyhi dediği, ala ma aleyhi dediği haddi zatında neyse onu o şey kılmaktır kader. Ve huve tevilü hikmeti yani kaderin bu şekildeki bu anlamı bu birinci anlamı hikmetin de tevili anlamıdır yani burada tevil dediği aslında anlam. Hikmetin de anlamı budur. Nedir o? En yuc'ale küllü şeyin her şeyin kılınmasıdır. Ala ma yenbeği en yekunu aleyhi üzerine olması gerektiği şey üzerine kılınmasıdır. Her şeyin olması gerektiği gibi yapılmasıdır. Her şeyin olması gerektiği sıfatta, evsafta, özellikte yaratılmasıdır, yapılmasıdır, meydana getirilmesidir. Hikmet. Hikmet budur yani. Ve yukadderu küllü şeyin ala ma huvel evla bihi. Yine yani hikmeti tanımlıyor. Ve yukadderu küllü şeyin her şeyin takdir edilmesidir. Ala ma huvel evla bihi. Kendisine en evla olan, en uygun olan, en elverişli olan şey üzerine takdir edilmesidir, tasarlanmasıdır, öyle diyelim. Bu birinci anlamı kaderin ve sonra ikinci anlamı beyanu ma yaka'u aleyhi küllü şey min zamanin ev mekanin ve ma lehu mine sevabi vel ikab. İkinci anlamı ise ma yakav aleyh küllü şeyin her şeyin üzerine gerçekleştiği min zaman zammini beyan min zaman ev mekanin zamanı ve mekanı beyan etmektir. Her bir şeyin gerçekleştiği zamanı, mekanı ve ma lehu mine's sevabi vel ikab ve ona terettüp eden mükafat ve cezayı beyan etmektir. Yani her bir şeyi şunu yaparsan işte şu zamanda olacak, şu mekanda olacak. Şunu şöyle yaparsan ona şu kadar sevap gerekir, şu kadar ceza gerekir gibi bunu beyan etmektir. Ve küllü zalike sabitun fi ef'ali halki. Bunların hepsi diyor kulların eylemlerinde sabittir. İspatillahi Teala Allahu Teala'nın ispat etmesiyle sabittir diyor. Yani Allahu Teala bunları tespit etmiştir, belirlemiştir. Ve bunlar da işte bu zaman, mekan, ondan sonra o eylemlere terettüp eden ceza ve sevap, bunlar işte kulların fiillerinin hepsinde vardır.
Ala ma merre daha önce geçtiği üzere fi meseleti halkil ef'al fiillerin yaratılması konusunda geçtiği üzere. Vel mu'teziletu yekulun. Mu'tezile ise şöyle söylüyor. El ma'asi leyset bi kadayillahi ve kaderihi. Günahlar Allah-u Teala'nın kazası ve kaderiyle değildir diyorlar. Ve teallaka el ka'biyyu ka'bi işte belki tutundu bir kavlin nebi peygamber efendimizin şu hadisine. Men lem yerda bi kadai ve lem yasbir ala belai fel yatlub rabben sivai ya da sevai. Men lem yerda bi kadai, kim benim, yani bu tabi hadisi kutsi. Peygamber efendimizden rivayet ediyor hadisi kutsi. Diyor ki Allah-u Teala, kim benim kazama razı olmazsa, benim verdiğim belaya sabretmezse, tahammül etmezse benim dışımda bir Rab arasın diyor. Kale Kâbi diyor ki vel küfrü gayru merdiyyin. Küfür razı olunacak bir şey değildir. Şimdi diyor men lem yerde bir kadayı, benim hükmüme razı olmazsa, benim kadama razı olmazsa. Şimdi tüm her şeyi Allah-u Teala yaratıyorsa bu durumda küfrü de Allah yaratıyor. Diyor ki küfür gayru merdin, razı olunacak bir şey değildir yani. O zaman küfrü Allah yaratmış olamaz diyor. Yani kısacası Kâbi'nin akıl yürütmesi böyle. Ve hâzâ taallukû minhu cehlun, diyor ki müellif ise bu, onun bu ve hâzâ taallukû minhu, onun bu hadise tutunması, yani bu şekilde tutunması cehlun, cahilliktir, cehalettir. Fe innel küfre indena, çünkü bize göre küfür Makdiyullahi Teala, Allah-u Teala'nın yani hükmettiği diyelim, hükmettiği şeydir. Bunu söyleyecek zaten, şimdi gelecek. La kadavuhu, Allah-u Teala'nın kazası değildir. Şimdi bu ikisi arasında bir fark koyuyorum müellif, onu söyleyecek. Ve nahnu nerda bi kadayillahi Teala, Allah-u Teala'nın biz diyor kazasına razıyız diyor. Ve cealihi, o kaza da nedir? Şudur. Nerede bir kaza illa ve cealihi el küfre batile. Allahu Teala'nın küfrü batıl kılması Allahu Teala'nın kazasıdır. Küfrü batıl kılması Allahu Teala'nın kazasıdır. Biz buna razı oluyoruz diyor. Ama vela nerede razı değiliz? Bi en yekunel makdiyu sıfaten lena. Bu ise şey, bu da işte şeydir. Makdiyullah oluyor. Yani biz Allah-u Teala'nın hükmettiği, hüküm verdiği şeyin bizim sıfatımız olmasına razı değiliz. O da işte küfrün bizatihi meydana gelmesidir. Yani biz diyor Allah-u Teala'nın küfrü batıl bir şey kılması, Allah-u Teala bu şekilde hükmetmiş. Biz buna razıyız. Bu Allah'ın kazasıdır. Ama bizim bizatihi kafir olmamız, işte biz eğer kafir olursak yine Allah-u Teala kendisi yaratıyor. O şekilde hüküm veriyor. Biz diyor buna razı değiliz yani. Yani yekûnel makdiyyu sıfaten lena. Yani hüküm verilen şeyin, hüküm verilen şey de işte küfür yani. Bize sıfat olmasına biz razı değiliz. Alennel hakikatel haberi. Bir de diyor ki bu Kâbi'ye verdiği birinci cevap. İkinci cevap alennel hakikatel haberi. Bu rivayetin hakikati. Fil emradi vel masaibi, yani hastalıklarda ve musibetler hakkında söylemiş. Yani Allah-u Teala bunu musibetler hakkında söylemiş. Genel olarak her şey hakkında değil. Yani kim benim hüküm verdiğim, benim işte kulumu uğrattığım hastalıklara razı olması anlamında. Yani umumi değil diyor. İz hiyelleti, çünkü diyor bu hastalık ve musibetler rubema bazen la yerda biha, ona razı olmaz. Men kudiye aleyhi, kendisine hükmedilen biha, üzerine hükmedilen biha, o hastalıklarla kendisi üzerine hükmedilen kişi, yani o hastalıklara düçar olan kişiyi razı, bazen razı olmayabilir. Efemmel küfrü, küfür ise mimmen kudiye bihi aleyhi fehuve yerda bihi eşeddar. Efemmel küfrü, küfür ise mimmen kudiye bihi aleyhi فَهُوَ يَرْضَ بِهِ اَشَدَّ الْقَضَى مِمَّنْ Şuraya bakalım, bir yanlışlık yok inşallah. Evet. Hemen olacak. Bir yanlışlık oldu belli. فَاَمَّا الْكُفْرُ, küfür ise فَمَنْ
kudiye bihi aleyhi, şurası femen olacak. Femel küfür, küfür ise femen kudiye bihi aleyhi, kimin üzerine küfürle hüküm verilirse, femen kudiye bihi, o küfürle hüküm verilirse aleyhi, o mene gidiyor, o kişi üzerine. Yani kim ki küfür fiilini kendisinden meydana getirirse, yani kafir olursa, ki kendi rızasıyla oluyor. فَهُوَ يَرْضَى بِهِ اَشَدَّ الرِّضَى, o son derece şiddetli bir şekilde ona razıdır. Ondan razı olur. وَيَتَمَسَّكُ بِهِ, ona tutunur. اَشَدَّ تَمَسُّكِ, son derece şiddetli bir şekilde, oldukça fazla bir şekilde ona tutunur. Çünkü kendi iradesiyle oluyor yani. فَلَمْ يَكُنْ الْخَبَرُ وَارِدًا فِيهِ, yani bu haber onun hakkında varid olmuş, gelmiş, zikredilmiş, söylenmiş değildir. ثُمَّ الْمُعْتَزِلَةُ, sonra mutezile diyor. La yerdavne fil emradi vel masaibi, işte hastalık ve musibetlere razı olmazsa illa bi ivedin, bir ivaz karşılığı, ivaz diyelim, ivaz karşılığında. Yani mutezilede bir ivaz karşılığı vardır. Diyor ki mutezile, kişinin kendi iradesi dışında başına gelen hastalık, musibet, sel, felaket, afet, bela, her ne varsa bunlar karşılığında Allah-u Teala'nın o kişiye bir musibet, şey, bir mükafat, bir şey vermesi lazımdır. İşte bir sevap vermesi lazımdır. Aslında bu bizim de inancımız, ama Mutezile burada böyle zorunluluk atfeder derecede, seviyede cümleler kurduğu için, teori bu şekilde inşa ettiği için bu ehl-i sünnet tarafından kabul edilmiyor. Yoksa bizim şey anlamında, bizim de kabul ettiğimiz bir görüş yani. Zorunluluk şeklinde kullanmasak da, yani diyoruz ki Allah-u Teala bir musibeti ya insanın işlediği günah sebebiyle verir. Tamam, bunda bir mükafat olmaz, ama bazen de insan imtihan etmek için verir. Bu imtihan için verdiği zaman sen o imtihana dayanırsan, sabredersen bu durumda Allah-u Teala sana bir ahirette ya da dünyada bir mükafat vermek durumundadır. Yani vermesi onun kendi adaletinin bir gereği olur. Diyor ki sonra Mutezile diyor işte musibet ve hastalıklara sadece ivaz karşılığında razı oluyorlar. Efeliyatlubu Rabben sivallahi teala, Allah o zaman diyor onlar Allah'ın dışında başka bir Rab arasınlar diyor. Yani kestirip atıyor müellif. Sümmel Kâbi, sonra diyor Kâbi semiya hâzel haberel garibe, bu garip haberi duydu. Buradaki garip anlam olarak da garip kastetmiş olabilir. Yani hadis ıstılahındaki bir kişinin rivayet ettiği garip de olabilir. Şimdi şeye bakıyorum, kitaptaki hadis tahricine. Yani Taberani'nin Mu'camul Evsat'ında geçiyormuş. Bir de bakalım yanlış olmasın. 3. Aynen. Yani Muhakkik öyle tahric yapmış. Mu'camul Evsat'ta geçiyormuş. Yani muhtemelen uydurma olmasa bile çok zayıf bir hadistir. وَلَمْ يَسْمَعَ, ama Kâbi işitmedi. مَا اِسْتَفَادَ نَقْلُهُ, nakli müstefiz olan, yani artık neredeyse mütevatir seviyesine varan, yani meşhur olan, وَاَشْتَهَرَ, yani meşhur olan, فِي مَا بَيْنَ النَّقَلَةِ, nakleden, yani raviler arasında, nakleden müellifler arasında meşhur olan ve müstefiz olan hadisleri işitmiyor, gidiyor ne oldu belli olmayan, böyle garip, uydurma diyebileceğimiz hadisleri duyuyor. Onları naklediyor. Bel fil cemiyül ümmeti, yani beynen nakalet, sadece nakledenler arasında, yani hadis ravileri arasında, hadis müellifleri arasında değil, bel fil cemiyül ümmeti, bütün ümmette meşhur seviyesinde olan hadisleri işitmiyor diyor. Ve huve, bu da kavluhu aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in şu sözüdür. Burada el kaderu hayruhu ve şerruhu diye okuyabiliriz tabi. Bu ama öncesinde bu Cibril, meşhur Cibril hadisi olduğu için işte hani soruyor iman nedir diye. O da Cibril de şudur şudur diye sayıyor. En son el kaderi hayruhu ve şerruhu minallahi teala, yani kaderin iyilik ve kötülüğüyle Allah'tan olduğuna iman etmektir hadisini söylüyor Cibril hadisi. Yani Cibril hadisinin müellife göre ne oluyor? Müstefiz olan, meşhur olan bir hadis. Sümme ne alemu, biz biliyoruz ki ennel abde kul gayru muttarrin fi fiili, kendi eylemlerinde zorunluluk altında değildir. Yani her ne kadar kaza kader vesaire var diyorsak da, Allah-u Teala yaratıyor desek de, ya da işte Allah-u Teala bunları daha önceden levh-i mehfuza kaydetmiş desek de, yine de
kul kendi eylemlerinde zorunluluk altında değildir. Ve en kâne zâlike bi kadâillâhi teâlâ ve en olmuş, burası in olacak. Ve en kâne zâlike, yani kulun eylemi bi kadâillâhi teâlâ ve kaderi, Allah-u Teala'nın kaza ve kaderiyle olsa da, bunu şuraya bağlıyoruz yine, yine de kul kendi eylemlerinde zorunluluk altında değildir. Alâ mâ merre, daha önce geçtiği üzere, fi mes'eleti halkül ef'al, işte halkul ef'al konusunda ve mes'eleti iradeti, irade meselesinde geçtiği üzere, vallahu'l muvaffik, başarıya ulaştıran Allah'tır. Faslun fil huda vel idlal, hidayet verme ve sapkınlık verme konusu. Ve bi subuti mes'eleti halkül ef'al, fiillerin yaratılması konusunun sabit olmasıyla, sebeteyden yine sabit oldu. Yani bu da o konuyla doğrudan bağlantılı diyor. Mes'eletul huda vel iddal, yani Allah-u Teala'nın hidayete erdirmesi ve sapkınlık saptırması diyelim. İzil huda, hudadır bu. Yanlış yazmışız. İzil huda, huda, halku fi'lil ihtida, ihtida eylemini yaratmaktır. Yani huda nedir? Tanımlıyor. Yani kulun hidayete, ıstılahi anlamda hidayetini, hidayet eylemini yaratmaktır. Yani bir kul hidayete ermek istediği zaman, o eylemi eylemde bulunmayı murad ettiğinde, ona doğru bir kastı bulunduğunda, Allah-u Teala'nın o ihtida eylemini yaratmasıdır. Yani kulu hidayete ulaştırmasıdır, kavuşturmasıdır. Vel idlalu izdal, yani saptırma ise, halku fi'li dalal, sapkınlık fiilinin yaratılmasıdır. Yani bir insan küfrü, şirki vesaireyi tercih ettiği zaman Allah-u Teala'nın onu yaratmasıdır. Yani burada Allah-u Teala bunu yaratıyor olsa da gerçekte yine ihtidayı ve dalalı seçen yine kuldur. وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِنَ, bu da İşte bizim sözümüzde kastettiğimiz şeydir. Yani Allah-u Teala'nın yaratmasını bizim kastetmemiz bizim şu sözümüzdeki kastımızdır diyor. يُدِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَى وَيَهْدِ مَنْ يَشَى, Allah-u Teala istediğini saptırır ve istediğini de hidayete erdirir. Yani burada istediği derken biz bunu kastediyoruz. Yani yoksa Allah-u Teala durduk yere bir insanı tutar, küfre atar, durduk yere birini hidayete erdirir değil yani. Onu yaratmasını biz kastediyoruz diyor. Yani tabii bazı Allah-u Teala bazı insanlara nasıl diyelim lütfu fazla olabilir. Bazısının imana gidecek yolunun daha fazla yapmış olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama genel olarak bizim burada diyor kastettiğimiz Allah-u Teala bunu yaratmış olmasıdır. Yoksa yani Allah-u Teala doğrudan şey yapmaz. Kulun eylemini, mükellefiyetini, teklifini kaldıracak bir şey yapmaz diyor müellif. Dune hedi, bu hedi olacak ya da huda. Dune huda beyani tarik. Yani bizim diyor ki bizim hüdadan anladığımız şey budur. Dune beyani huda beyani tarik. Beyani tarik, yani yolu beyan etmek anlamındaki hüdayı biz kastetmiyoruz diyor. Şimdi hidayet kelimesinin iki anlamı var. Birincisi yani bizim ıstılahi anlamda kullandığımız işte Allah-u Teala'nın birine hidayet vermesi. Yani onu imana erdirmesi diyelim. Diğer bir anlamı ise yol gösterme, kılavuzluk yapma anlamında. Biz diyor yani müellif diyor, hidayetle bunu kastetmiyoruz. Fe inne zalike sabitun fil umum. Çünkü diyor bu yol gösterme anlamıyla şey, hidayet. Bu diyor umumi olarak, yani herkes için geçerlidir. Yani Allah-u Teala tüm insanlara doğru yolu göstermiş. İşte peygamberler yollamak vesilesiyle, ondan sonra işte akıl vermek suretiyle insanların hepsine doğru yolu, yani doğru yolu beyan etmiştir. Zaten bu anlamıyla Kur'an'da da geçiyor. Feemme semudu fehedeynahum festahabbul ama alel huda diyor. İşte Semud kavmi fehedeynahum, biz onları hidayete erdirdik değil. Biz onlara hidayet yolunu beyan ettik. Yani hidayet yolunu onlara beyan ettik. Festahabbul ama alel huda, ama onlar işte körlüğü hidayete tercih ettiler. Demek ki oradaki fehedeynahum ne? Hidayet verdik anlamında değil. Hidayet yolunu onlara beyan ettik anlamında. Biz diyor burada bunu kastetmiyoruz. Yani şurada kastedilen şey buradaki anlamıyla hidayet, bu anlamıyla hidayet değil.
وَاَبْتِدَاءُ الدَّلِيلِ bu, yani delilin başlangıcı, yani ilk delilimiz fil meseleti, bu meselede kavlu teala, Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesidir. يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Allah-u Teala istediğini saptırır, istediğini hidayete erdirir. وَقَوْلُهُ Allah-u Teala'nın şu ayetidir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Fakat Allah-u Teala istediğini hidayete erdirir. وَقَوْلُهُ Allah-u Teala'nın şu ayeti. وَلَوْ شِئْنَا Şayet biz istese idik. لَاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا Her nefse hidayetini verirdik. Yani her nefsi hidayete erdirirdik. وَقَوْلُهُ Allah-u Teala'nın şu ayeti. وَلَوْ شَاءَ Şayet Allah-u Teala istese idi. لَهَدَاكُمْ اَجْمَعَيْنَ Hepinizi hidayete erdirirdi. وَفِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ Ve çok ayette de bizim için delil vardır diyor. يَتُولُ تَعْدَادُهُ Onları saymak ve ihsahu, yani ona sayıp dökmek uzun olur. Bundan dolayı bununla iktifa ediyoruz diyor. وَلِلْمُعْتَزِلَةِ لِلْآيَاتِ Mutezilenin lil-ayati bu ayetler için tevilatun, tevilleri vardır. اَعْرَدْنَا عَنْ zikriha Biz onların zikrinden yüz çevirdik. Onları önemsemiyoruz yani. وَالْجَوَابِ anha Onlara cevap vermekten yüz çevirdik. Yani yapmayacağız bunu diyor. مَخَافَةَ الْاِتَالَةِ Uzatmadan korktuğumuz için. Yani kitabı aşırı uzayacağını düşündüğümüzden, böyle bir tereddüdümüz olduğundan dolayı bunu ne yapmadık diyor. Yapmadık, yüz çevirdik. وَالْتِكَالَ Bir de dayandığımızdan dolayı عَلَى مَا اُوْدِعَ فِي مَسْأَلَةِ خَلْقِ الْاَفْعَالِ işte fiillerin yaratılması konusunda yerleştirilen, koyulan, zikredilen şeylere güvendiğimizden, yani onlarla iktifa edileceğini düşündüğümüzden artık burada zikretmiyoruz diye. وَاللّٰهُ الْهَادِ وَالْمُوَفِّقِ Hidayete erdiren, başarıya ulaştıran Allah'tır. فَاسْنُ فِي اِبْتَالِ الْقَوْلِ بِالْاَصْلَحِ Aslah görüşünün iptali, yani mutezilerin aslah görüşü var. Tabi mutezilerin geneline aslah görüşü nispet ediliyor ama yani Basra Bağdat Mutezilesi arasında, hatta bazı müellifler arasında bile farklı görüşler olabiliyor. Genel olarak Ehl-i Sünnet ulema Mutezilenin aslah görüşünü, yani kullar için en iyi şeyi yapmak Allah'a vaciptir şeklinde anlıyorlar. Ama Mutezilenin genel olarak böyle bir görüşü yok yani. Ya da şöyle diyelim, Bağdat Mutezilesine genellikle vücub anlamında, yani Allah-u Teala'ya zorunludur, kullar için en iyi şey yapma Allah'a zorunludur, genellikle Bağdat Mutezilesi'ne nispet ediliyor. Basra Mutezilesi ise bu konuda, yani bunun bir lütuf olduğu, yani Allah-u Teala kendi lütfu gereği kullara menfaatine olan şeyleri yapar. Aslında burada aslah denilen şey, Mutezilenin, yani Basra Mutezilesi'nin aslahla kastettiği şey, bizim ehli sünnet olarak işte yani Allah-u Teala insana nasıl diyelim, doğru yolu bulması için aracılar vermiştir. İşte akıl verir, ne bileyim peygamber gönderir, ondan sonra senin sağlık sıhhatin yerinde olur. Bunlar mesela Allah-u Teala'nın senin menfaatine olan, senin işte hem dünyada hem ahirette huzur, mutlu olman için, necata kavuşman için Allah-u Teala'nın vermiş olduğu şeyler. Allah-u Teala bunu kendi lütfuyla bunu yapıyor. Yani burada Allah-u Teala bu lütfuyla yapıyor dediğimiz zaman, mesela Maturidiler bunu hikmet olarak yorumluyor. Allah-u Teala mesela peygamber göndermesi hikmetinin bir gereğidir. Burada bazı mutezili alimler bunu işte vacip alallah şeklinde kullanıyor olabilir. Vacip alallah dedikleri zaman, yani Allah-u Teala vaciptir, Allah-u Teala gereklidir. Yani Allah-u Teala burada yapmak zorundadır şeklinde anlamak doğru değil yani. Daha önce de söylemiştim, mutezilenin vücub alallahını ahlaki olarak Allah-u Teala yapar. Yani Allah-u Teala kendisi merhametli olduğu için, Allah-u Teala kendisi, yani Allah-u Teala'nın çelişik iş yapması kendisinin uluhiyetiyle uluhiyetine yaraşmayacağı için Allah-u Teala ahlaki olarak belli ilkelere bağlıdır yani. Bundan dolayı bazı şeyleri yapması gerektiğini söylemek ya da işte onu yapar dediğimiz zaman, buradan Allah ontolojik olarak onu yapmak zorundadır, ona bağlıdır. Yani böyle zorunluluk anlamında, filozofların anladığı anlamda bir zorunluluk olmak durumunda değil yani. Bu şekilde anlaşıldığı zaman Mutezile'nin aslah görüşü aslında bizim ehl-i sünnet olarak kastettiğimiz anlama yakın bir yere varıyor.
bu şekilde anlaşılması belki yani ahlaki bir zorunluluk olarak anlaşılması daha doğru. Maturidilerin hikmet anlayışı da aslında ahlaki zorunluluk ya da o kapıya çıkıyor. Birbirine yakın şeyler yani. Ama Ehl-i Sünnet ulema Mutezile'nin asla görüşünü eleştirirken genelde böyle en uç yani hiç savunulmayacak, savunulması zor olan taraftan konuya yaklaşıyor. Tüm Mutezile sanki onu söylüyormuş gibi. Öyle bir şey de yok yani aslında bakıldığı zaman Mutezile'nin metinlerine burada müellifin tasvir ettiği şekilde bir anlatı da yok yani. Neyse devam edelim. Ve bi subuti mes'eleti halkil ef'al yine diyor ki kulun eylemlerinin yaratılması meselesinin sabit olmasıyla ve bi küfri ve bi kevnil küfri vel maasi mahlukatan lillahi teala ve küfür, inkar ve günahların Allahu Teala tarafından yaratıldığının sabit olmasıyla şuraya geliyor. Sebete sabit oldu. Endel aslaha leyse bi vacibin alallahi teala. Aslah olanın yani kulun menfaatine olanın Allahu Teala'ya vacip olmadığı da sabit oldu diyor. Burada diyor vel maasi mahlukaten lillahi teala ve in kana yatadarrahu bihimel küffar vel usat. Diyor ki yani ve bi kevnil küfrü vel maasi mahlukaten lillahi teala küfür ve günahların Allahu Teala tarafından yaratıldığı sabit olunca ve in kana yatadarrahu burada iki tane ra olacak. Ve in kana yatadarrahu bihima bu küfür ve günahlarla zarar görse de el küffar vel usat kafir ve isyancılar zarar görüyor olsa da bunların yaratılmasının sabit olmasıyla ve kulların eyleminin yaratıldığının sabit olmasıyla ve aslahın Allahu Teala için vacip olmadığı da sabit olmuş oluyor diyor müellif. Yani Allahu Teala her şeyi kendisi yaratmaktadır. Allahu Teala hiçbir şey zorunlu değildir. Allahu Teala bir şey yarattığı zaman bu her zaman kulun için en iyisi olmak durumunda değil, olmaya da bilir diyor müellif. Yani şimdi Allahu Teala mesela küfrü ve şeyi yaratıyor. Küfür ve günahları yaratıyor. Küfrü yaratması Allahu Teala küfür yaratmak kul için iyi bir şey olabilir mi? Demek ki Allahu Teala hakkında böyle bir zorunluluk yok. Ve la huvel maslahatu maslahat da değildir. Yani leyse bi vacibin vacip değildir Allah'a. Ve la huvel maslahatu maslahat da değildir. Yani Allahu Teala kulların eylemlerin kullara dair yarattığı eylemlerde bir maslahat gözetmek zorunda. Kulun maslahatını gözetmek durumunda da değildir. Ve yazharu yani bununla ortaya çıkıyor. Butlanu kavli mu'tezileti mu'tezilenin şu sözü. Bunun batıllığı da ortaya çıkıyor. Mu'tezile diyormuş ki inne ma huvel aslahu lil abdi kul için aslah en uygun, en iyi olan şey yecibu alallahi Allahu Teala üzerine vaciptir. En yef'ale bil abdi onun Allah en yef'ale bil abdi kula onu yapması vaciptir. Ve lev lem yef'al şayet yapmazsa Allahu Teala ma ennehu la yetadarraru bihi ki yap ma ennehu la yetadarraru bihi lev fa'ale şayet yapsa onunla zarar görmez. Allahu Teala yaparsa zarar görmez. Vel abdu yentefi'u bi ama kul onunla faydalanıyor. Yani kulun yapmasıyla faydalanacağı bir şey Allahu Teala yapmazsa şuraya geliyor. Lekâne bakhilen Allahu Teala cimri olur. Velevi de diyor velev lem yef'al şayet yapmazsa lema intefa'a huve bihi ki Allahu Teala onunla faydalanmıyor ama ve yetadarrarul abdu kul onunla zarar görüyor. Şayet kulun zarar göreceği bir şeyi Allahu Teala yapmazsa şey kulun zarar göreceği bir şeyi Allahu Teala yapmazsa lekâne bakhilen burası biraz garip oldu. Yetedarrarul abdu kul zarar görüyor. Velev lem yef'al lema intefa huve bihi ve yetedarrarul abdu yapmaması durumunda kul zarar görüyor. Öyle diyelim. Yapmaması durumunda kul zarar görüyor. Lekâne bakhilen yani kul zarar gördüğü için aslah olmuyor. Bu durumda Allah-u Teala bakhil cimri olur, sefiyen sefi olur diyor. Müellif. Mutezile böyle diyormuş. Sümme indena ala haza sonra bize göre ala haza bunun üzerine bize göre fi makturillahi teala Allahu Teala'nın
fi maktur illa haza fi maktur illa teala, Allahu Teala'nın makturunda bu lütfun bir lütuftur. Yani Allahu Teala'nın kulun kula faydalı olan şeyleri yapması Allah'ın bir lütfudur, bir rahmetidir diyor müellif. Yani bir vücubiyet falan yoktur. Aslında yani şey yaptığımız zaman, dediğim gibi mutezilerin görüşünü kendi kaynaklarına vesaire baktığınız zaman aslında lütuf, onlar da lütufa benzer bir şey söylüyorlar yani. Lev fe'ale bil küffari, şayet kafirlere yapsaydı, yani zorla onları iman ettirmiş olur. Yani le amenu, iman ederlerdi. Yani nasıl diyelim, Allah-u Teala lütfu onlara yapsaydı, onlara lütufkar olsaydı, le amenu, şurası amenu olacak, iman ederlerdi. Gayra ennehu lem yef'al, ancak Allah-u Teala bunu yapmadı. Yani onları zorla, lütfuyla iman ettirtmedi. Ve lev fe'ale, şayet yapsaydı, kâne mütefaddilen, Allah-u Teala yani lütuf sahibi, lütufkar olurdu. وَلَمَّ لَمْ يَفْعَلْ, ne zaman ki yapmadı, kâne adilen, adil oldu. Yani Allah Teala kendi adaleti gereği insanları kendi iradesiyle baş başa bırakmıştır. لَا ظَالِمَنْ, zalim olmadı. لِيَنَّهُ تَعَالَى, çünkü Allah Teala مَا مَنَعَ الْحَقَّ الْمُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ عَلِي, çünkü Allah Teala مَا مَنَعَ الْحَقَّ الْمُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ, başkası için hak edilmiş bir hakkı reddetmedi. Aleyhi, kendisine gerekli olan, başkası için, başkası adına, kendisi üzerine gerekli olan bir hakkı engellemiş değildir. Yani Allah-u Teala lütfundan veriyor. Hani lütuf ne? Allah-u Teala kendi malı istediğine verir, istediğine vermez. Allah-u Teala kendi lütfunda eşit davranmadı diye hesap sorulmaz. Çünkü Allah-u Teala üzerine terettüp eden bir hak yok yani. Allah-u Teala bize borçlu da, bana 5 vermek zorunda, sana da 5 vermek zorunda falan değil yani. Allah-u Teala istediğine 5 verir, istediğine 10 verir. Hiç kimsenin Allah-u Teala üzerine bir hakkı terettüp etmiş değildir. Ve indel mu'tezileti, mu'tezile göre leyse fi makturi izali, ki Allah-u Teala'nın kudretinde değildir. Yani Allah-u Teala böyle bir şeyi yapamaz. Allah-u Teala buna güç yetiremez. Ve lev kâne zâlike fi makturihi, şayet bu Allah-u Teala'nın makturunda olsaydı, evvelem yef'al, yapmasaydı, makturunda olup da yapmasaydı, kâne bakîlen, zalimen, cairen, Allah-u Teala cimri, zalim ve işte adaletsiz olurdu. Tabii dediğimiz gibi, neyse söyledik yani, bir de tekrarına gerek yok. Ve li ehlil hakki, ehli hak için el ayatu, ayetler vardır yani delil olarak. Elleti, o ayetler ki zekernaha, biz onları zikrettik. Ki mes'eleteyi el iradeti vel huda vel idlal, irade ve hidayet, dalalet konusunda zikrettiğimiz pek çok ayet vardır. İz fi ba'diye, o ayetlerin bazısında vardır ne? Fi'udu ma leyse bi aslaha, aslah olmayan şeyi yapmak vardır. Yani Allah-u Teala o ayetlerin bazısında aslah olmayan şeyi yaptığını bize beyan etmektedir. Ve fi ba'diye, bazısında da vardır el imtina'u amma fihil aslahu, kendisinde aslahın olduğu şeyden Allah-u Teala'nın imtina ettiğine dair de ayetler vardır. Yani demek asla yapmamış, imtina etmiş. Ve cemi'u ma zekerna mine delaili, bizim zikrettiğimiz bütün deliller, fi mes'eleti halkul ef'al, halkul ef'al konusunda zikrettiğimiz bütün deliller, sabitetun hauna, burada da sabit yani burada da geçerlidir. İz hiye aynu tilkel mes'eleti, yani diyor ki bu mes'eleti halkul ef'al, aynu tilkel mes'eleti, bu meselenin aynısı. Ya da bu hiye, bu aslah konusu meselesi, hiye aynı tilkel meseleti, bu halkul ef'al meselesinin aynısıdır. Liyennehu lemma kâne hâlikan lil küfri me'âsı, çünkü diyor lemma kâne hâlikan lil küfri me'âsı, ne zaman ki Allah-u Teala küfrü ve günahları yaratan oldu, ve zâlike şerrun lehum, bu da insanlar için kötülüktür, ve leyse lehum fihi maslahatı, ve insanların bunda bir maslahatı yoktur. Ne zaman ki böyle oldu, sebete sabit oldu. Ennel aslaha, aslah leyse bi vacibin alallahu teala, aslahın vacip için, aslahın Allah-u Teala için vacip olduğu, zorunlu, vacip olmadığı, zorunlu olmadığı sabit oldu. Ve liyennel kavle bime kalet mu'teziletu, bir de diyor ki ve liyennel kavle, yani söylemek, görüşü benimsemek, bime kalet, kaletil mu'teziletu, Mu'tezile'nin söylediği görüşü benimsemek, onu dillendirmek, iptalu minnetillahi teala ala ibadihi bil hidayeti, Allah-u Teala'nın kullarına hidayetle verdiği nimetinin,
lütfunun iptali anlamına gelir. Yani Allah-u Teala vermek zorundaysa, bu durumda zorunluluk varsa Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetin nimet olması, lütuf olması boşa çıkmış olur. Yani biri bir şey vermek zorunda, yapmak zorundaysa ben sana iyilik yaptım, ben sana lütufta bulundum, ben sana işte merhamet ettim diyemez yani. Yani bir insan bir insana mesela diyelim borcunu ödediği zaman sana iyilik yaptım diyemez. Niçin? Çünkü onu yapmak zorunda. Normalde ahlaki olarak yapmak zorunda. Ama bedavadan para verirse bu durumda diyebilir yani ben sana iyilikte bulundum. Çünkü diyor iz çünkü faale ma faale Allahu Teala yaptığını yaptı yani Mutezile'nin görüşüne göre iz faale ma faale Allahu Teala yaptığını yaptı ala tariqi kadai hakkı vacibin aleyhi kendisine gerekli olan vacip olan bir hakkı ödeme açısından yaptı. Yani Allahu Teala borcu vardı, gerekliydi, üzerine bir hak terettüp etmişti. Bunu bu şekilde yaptı. Mutezile göre böyle olur. Vela minnete fi haza bunda bir nimet, bir lütuf yoktur. Vela iftale bunda bir fazilet, bir üstünlük, bir nimet verme yoktur. Feyekunullahu Teala Allahu Teala olur bi kavlihi şu sözüyle vallahu zul fadli lazim Allahu Teala büyük lütuf sahibidir ayeti. Ve ma zekera minnenihi zikrettiği nimetleri ala ibadihi kullarına zikrettiği nimetleriyle olur. Muhtiyan yani şey hatalı olur. Yani Allah Teala size bir sürü nimet verdim diyor. Yerde gökte sayıyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki vermek zorundaymış. Yani öyle nimet falan vermemiş gibi bir şey olur. Mütesallifan mütesallif olur. Yani gücünün yettiğinden fazlasını iddia eden anlamına geliyor. Yani burada tam anlattığı şey mutasallifan kelimesi oluyor. Yani sallafe o anlama geliyor. Gücü yettiğinden fazlasını iddia eden. Yani birine mesela bir iyilikte bulunduysanız senin hayatını ben kurtardım şeklinde fazlasıyla abartarak onu söylemeniz. Yani bu şekilde bir duruma düşmeniz. Bunu yaptığınız zaman şey oluyor. Mutasallif oluyor. Yani Allah-u Teala bu durumda vermek zorundaymış. Bize vermiş. Sonra da işte ben size bir sürü bir şey verdim diyor. Bu durumda Allah mütesallif oluyor. Yani bu Türkçe tam karşılığı nedir? Daha bilemiyorum. İzla iftale. Çünkü burada bir lütuf yoktur. Vela minnete bir nimet yoktur. Minnet yoktur. Fi kaday hakkın mustahakkın aleyh. Kendisine gerekli olan bir hakkın ödenmesinde bir nimet ve üstünlük lütuf yoktur. Ve keza ala zamihi ve onların iddiasına göre leyse lillahi teala Allahu Teala için yoktur. Ala nebiyil Mustafa Muhammedin Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya üzerine yoktur. Ni'metu ve minnetun onun Peygamber Efendimize bir nimeti ve lütfu yoktur. Leyse tilke ala ebi leyse tilke yine yoktur nimeti lütfu ala ebi cehli lanehullah Ebu Cehl üzerine de bir nimet lütfu yok. Niye? Çünkü hepsi vermek zorundayız. İz faale bi külli minhuma onlardan her birini yaptı. İz fi'lu bi külli minhuma ma fi makturihi minel aslah ve keza fi tesbihullahi teala. İz faale bi külli minhuma onlardan her birini yaptı. Bi külli minhuma ma fi makturihi. Şöyle bir tarif var. Bakalım. İz faale bi külli vahidin minhuma bi külli vahidin vahid yok arada minhuma ma fi makturihi minel aslahi burada diyor ki isfaale bi külli vahidin minhuma o ikisinden her birine yaptı o zaman yaptı ne ma o şey fi makturi makturunda olan minel aslahi aslah olan şeyi yaptı bu durumda ma şey oluyor ma faalenin mefulü oluyor minde beyanı oluyor şurada bir külli vahidin var. İz faale bi külli vahidin minhuma. Yani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz ve Ebu Cehil'den her birine yaptı. Neyi? Ma fi makturi makturunda olan şeyi yaptı. Minel aslahi aslah olan makturunda olup aslah olan şeyi yaptı. Bu durumda ortada nimet yok. Ve keza fi tesfihullahi Allah-u Teala sefih kılmak vardır. Fi talebi şükri ma esta ileyhim.
kullara hediye ettiği, hibe ettiği, verdiği şeyin şükrünü talep etmekte Allah-u Teala'yı tesbih etmek, yani Allah-u Teala sefih olduğunu söylemek vardır. Yani Allah-u Teala bir şey vermek zorunda ise bu durumda Allah-u Teala şükür etmenin bir anlamı yok. Çünkü yani sen bana borcunu verdin diye sana şey yapmam, bir kendi borcu hissetmem yani. Bir şüküre, bir teşekküre gerek yok yani. Bundan dolayı halbuki ortada bir nimet varsa, bir lütuf varsa bu durumda şükür gerekir. Ne diyor ve kezafi yine bu görüşte vardır. Tesbihullah'ı, Allah-u Teala'yı tesbih, yani sefih diye nispet etmek. Fitale bi şükri ma esla ileyhim, kendisine, kendilerine verdiği, hibe ettiği şeyin şükrünü talep etmekte, istemede Allah-u Teala, yani Allah-u Teala şükür istiyor kullarından. Burada bir sefihlik var diyor. İz huve yestahikul iftale dune kadail hak. İz huve, çünkü diyor ki şükür yestahikul iftale dune kadail hakki, yestahikul iftale yestahik yustahakku iz huve yustahakku, yani şükür şey yapılır, hak edilir. Şurada bir ale olacak. Alel iftali lütuf verme üzerine. Yani lütuf verilince ortada bir nimet varsa hak edilir. Dune kadail hak diyor. Yani üzerine tereddüt eden, gerekli olan bir borcu ödemekten dolayı değil diyor. Ve kezafihi, yine diyor bu görüşte vardır. Enne imatete rusuli, peygamberlerin öldürülmesi. Vel enbiyayı, nebilerin aleyhisselam, Allah'ın selamı üzerine olsun. Peygamberlerin öldürülmesi kâne aslaha lehum, onlar için aslahtır. Eğer aslah görüşünü savunursanız peygamberlerin öldürülmesi peygamberler için neydi? Daha uygundu, daha iyiydi. Velil müminine, müminler için aslahtı. Min ibkaihim, onların baki kalmasından daha aslahtı. Öyle diyor. Niye oluyorsa. Ve ibkae iblise, iblisin baki kalması ve cunudihi, onun askerlerinin aslahu lehum, onlar için yani iblis ve askerleri için daha aslahtır, daha maslahata uygundur. Velil halki, mahlukat içinde, insanlar içinde daha uygundur. Min imatetim, öldürülmelerinden, öldürülmelerinden. Yani bu da farklı bir gerekçelendirme olmuş. Yani peygamberlerin öldürülmeler insanlar için niçin maslahat oluyor? Acaba ölüyorlar da insanlar iman etme zorunluluğunda olmuyorlar da, ya da işte ibadet etme zorunda olmuyorlar da onu kastediyor. Ya da işte insanlar şeytanın kalması insanlar için nasıl maslahat oluyor? Yani insanlar günahlar rahat işliyorlar bu şekilde mi? Ve keza fiil kavlu, yine bu görüşte vardır. Bir tenahi kudretillahi teala, Allah-u Teala'nın kudretinin sonlu olduğunu söyleme görüşü vardır. Haysu şöyle ki la yaktiru, Allah-u Teala güç yetiremiyor ala en yef'ale, yapmaya bi ehadin, birine aslaha mimma fe'ale, yaptığından daha maslahat, daha faydalı, daha iyi bir şey yaptırmaya güç yetiremiyor. Çünkü Allah en iyisini yapmak zorunda. Demek onun daha iyisi yok. Bu tabi bu aslah görüşünün işte Gazali'nin söylemiş olduğu leyse bil imkan ebdu'u min mekan, yani olandan daha iyi bir düzen, dünya olamaz görüşüyle de bir bağlantısı var. Ve lem yebka fi makturihi, Allah-u Teala'nın makturunda kalmadı. Ve la fi hazayni rahmetihi, Allah-u Teala rahmetinin hazinelerinde kalmadı. Enfa'u lehum, onlar için faydalı olan, mimme a'tahum, onlara verdiklerinden daha faydalı bir şey kalmadı. Çünkü en faydalısını verdi, daha iyisini yapmaya Allah-u Teala güç yetiremez anlamına da gelir bu. Ve küllü haza küfrun ve dalalun, bunların hepsi sapkınlık ve inkardır. Ve billahil ismet an külli dalalin ve bid'atin, bütün sapkınlık ve bidatlardan sığınma Allah'adır diyor. Burada duralım arkadaşlar. Konu çünkü uzun gidiyor. Konu ortasında durmuş olalım. Yani dediğim gibi müellifin şey yapıyor. Böyle mütezilerin en uç, en savunulmayacak görüşü, kişilerinin savunduğu, söylediği görüşü tüm mütezileye teşmil edip reddediyor ama Mutezile tam bu şekilde bir şey söylemiyor yani. Ama yine de işte metni okuyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.